Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İtopya'da bilgisayar toplayacağız. Bakalım nasıl toplayacağız. En ucuz, en kaliteli ve en iyi performans sergileyen bilgisayar toplayacağız. Haydi videoya geçiş yapalım. Evet. Google Chrome'umuza giriyoruz. Ben önceden yazmıştım arkadaşlar. Itopya.com'a giriş yaptık. Ve burada bir sürü bilgisayar çeşitleri var. Ve en uygundan en pahalısına kadar fiyat bütçe sergileyip fiyat vermişler. Değişik markalar, değişik bilgisayar çeşitleri ve kasaların boyutları ve değişik dediğim gibi su soğutmalı, yok bilmem ne, bütün her şey var. Şimdi kendimize toplayacağımız gibi bilgisayar toplayacağız. En ucuz, en kaliteli ve en uygun biçimde kaliteli bir bilgisayar toplamaya çalışacağız. Haydi bakalım nasıl toplayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten Acer 4309 lira toplamış. 29.000, 38.000, 39.000, hani suratını söylemiyorum bir de. Görüyorsunuz zaten fiyatları. En uygunu şu an 3279 bunların arasında. Bakalım yukarı doğru en uygunu, evet, 3199. Daha da yok yani, 6000'den 4000, o tarz bir şey. 1576.79 kuruş. Bu da neymiş bu arkadaşlar, bu işlemci çeşidi herhalde sanırım. Neyse, hemen laptop'u etmeden giriş yapalım. Kendi topla kısmına giriş yapıyoruz. Kendimiz bilgisayarımıza toplayacağız. Haydi bakalım. Giriş yaptık. Kendi bilgisayarımıza toplayacağız. Bizden iki seçenek istiyor. Montaj ve kurulum açısından burada demonte yani eski püskü eşyalar, sistem montaj hizmetleri. Biz sistem ve montaj hizmetlerini seçiyoruz. Bunu seçmeden olmuyor arkadaşlar. Bunu yaptık. Hemen işlemci bölümüne geçti. Gördüğünüz gibi işlemci bölümü en uygun bize işlemci Intel Core i7-12.03 neyse artık 12 çekirdekli arkadaşlar işlemcimiz bulmuş Intel. Başka var mı bakalım? 12.000 küsur, 8.000 şu anda iyi. En uygunu o bize göre. 2'ye varmış bak. 2.194 bu da fena değilmiş. 2.000'er diyoruz. 18.000'e geçiyor sonra. 2.000'er fena değilmiş. Dediğim gibi en uygunu Intel Core 8500, hatta en uygun bizi değil o, en uygun 2.194. En uygunu arkadaşlar AMD Ryzen 4 çekirdek AMD 7000MBK işlemcisi varmış. Hemen buna tıklıyorum. Bunu seçtik. En uygunu bana göre bu. Sonra geçiyoruz anakart bölümüne. Anakart bölümünde arkadaşlar bize en uygunu 2.586 neymiş bunu? MCPro arkadaşlar bunları söylemiyorum. Kusura bakmayın. İşte markalar bunlar. Asus var. Asus 2.000'de falan su soğutmalı. En uygun bize hangisi olabilir?
Bakalım. 2000 lira. 2000 lira ucuz. 2000 lira 800'e geçiyor. Bize şu an en iyi grup o. En baştaki. 2 milyar 586 ve 92 kuruş. Bunda da anakart bayağı güzelmiş. Bunu seçtim arkadaşlar. Hemen geçiyor bize hangi bölüme? RAM bölümüne geçiyoruz. RAM bölümünde arkadaşlar bize en uygunu bakalım neymiş. Bu arada kanalıma ve abone like etmeyi, bildirimleri açmayı unutmadan videomuza tekrar devam edelim. 4694 lira arkadaşlar. Bu da kaç tane alacağını yazıyor. Fiyatları da ona göre artıyor. Tabii ki de. Bu neymiş? Bu işlemci güzel. Epey. 32 GB. Bunlar 16 GB. 16 GB. Öyle gidiyor. Bizim bizde en uygunu bakalım. 1280 1200 bak falan 1208 lira 19 kuruş. Bu 16 GB'mış. Bakalım başka 546 lira. En uygunu bu ama hatta bakalım ben başka ucuz. 499 varmış. Bunlar dandik gibi geliyor benim gözümde. Çünkü parası az olduğu için arkadaşlar. Orta derece para biçimi birim olarak değerlendirmek açısından 499 ve başka ne varmış? 546. Ben bunu seçeceğim. Ona 8 GB RAM varmış. 8 GB'ı seçtim arkadaşlar. Ve geldik şimdi hangi bölüme? Ekran kartı bölümüne. Ekran kartı bölümünde de dediğim gibi neymiş? Tarihler arasındaki alınan oyun için performans sergiliyor. Bu 20 milyon. Buna hiç geçelim. Bunlar çok pahalıymış bu arada ekran kartları. 22 milyar, 4 milyar. Bize uygun olan hangisini seçelim bakalım. Bize uygun şu anda bir karttan seçeceğiz. 4804 lira, 4699 lira demiş. Ya 6 GB bu da 3 GB. Bize 6 GB olsun. Bakalım bu kalta var mı başka? Fiyat şu an. Bunlar da yok. En uygun şu anda 4000. Bize uygun olanı seçiyoruz. 4699 lira bu varmış. Bir de bu kaç GB? 16 bakayım. 6 GB bu. Bu kaç GB? Bu da 6 GB. Hangisi daha iyi sizce? 192 bit. Bu kaç bit? Bu da 192 bit. Arasındaki fark nedir sizce? Onun kısmına belirtiniz. Ben en baştakini seçtim. Bunu da seçtikten sonra hemen bilgisayarın kasasına geçiyoruz. Kasayı da artık hani en ucuzu neyse onu alacağız ere. Çünkü kasa bir boka yaramıyor. Neden dersiniz? Sadece içindeki malzemeleri aldığınız zaman zaten arkadaşlar hepsini kullanıp yaptıktan sonra kasaya gerek kalmıyor. Kasa süs olarak hani toplayıcı bir özelliği olduğu için arkadaşlar gerek duymuyorum ama insanlar kasayı da alıp toplayıcı bir şekilde kasayı düzgünce topluyorlar. Şu anlık fiyatımız bak 10.327 lira tutarımız olmuş arkadaşlar. Şimdi kasayı da seçeceğiz. Üzerine biraz daha ekleyeceğiz paramızı. Hemen dediğim gibi 2 milyar 292
Bunda sandal mi ya? MC 1681 de bak, bak bu güzelmiş. Fan USB 3.2 bilgisayar kasası ağır diye. Bu fena değilmiş. 1 milyar 706 lira 588 lira arkadaşlar. Bu da fena değilmiş. Ama görüntüsü açısından bakarsanız bunu ben seçeceğim. 1 milyar 681 lira 50 kuruş. Hemen bunu da seçtikten sonra üzerimize kaç para fiyat biçtik? 12 milyar oldu şu an. Başka işlemci soğutucular en önemli özellikten birisi. İşlemci soğutucu olmazsa bilgisayarın bir süresinde bozulmaya, çalışmamaya başlar. Neden derse soğutucular bilgisayar ısıtmadığı için arızalanmalar, ne bileyim yanmalar oluşur ve bilgisayarınız çökmeye başlar. Neyse çok konuşmuyorum. İşlemci soğutucularına geçiş yapalım. Hemen en ucuzdan alacağım. En baştaki değil. İkincisini alacağım. Ama stokta şu an kalmamış. Yanında 12. nesil Intel işlemciler için 1700 soket git hediye edilmiş. Arkadaşlar bu iyi gibi, bunu alacağım ama aşağıda da bakıyorum ki 3.487 lira 56 kuruş Asus'un soğutucusu var. Hangisini alsak acaba? 5'i 5. Orta katta dediğimiz için biz 5 milyar 500 tane yani 6 milyara yakın bir soğutucu alacağız. Hemen bunu da işaretleyelim. Bakalım fiyatımız 12 milyardan kaça çıkacak? Hemen 17 milyar çıktı. Biz herhalde bunu 20 milyara tamamlayacağız. Kasa fanları. Kasa fanlarında da 600 en baştaki alacağını hiç bekletmeden arkadaşlar. Hatta bu daha iyiymiş. Bak 4 milyar. Bunu aldık. Hemen bizim 18 milyara çıktı fiyatımız. Hemen Power şeylerini alalım. Yani güç kaynakları sanırım bunlar. Güç kaynaklarımızı da alalım. 5 milyar 90 1976 pardon. Hemen bunu da alalım. Biz bekletmeden kasamızı toplamaya devam edelim. 19 milyara geçecek sanırım. Hani 20 milyar geçecek pardon. SSD alalım. Hemen SSD'yi de alalım. SSD almadan olmaz çünkü neden derseniz SSD bilgisayarı biraz daha canlandırıyor. Bilgisayarı daha performans sergiliyor. Biraz daha kaliteli bir oyun oynuyorsanız eğer biraz daha canlanması için SSD şart. Oyununuzu daha rahat, daha performans, FPS açısından daha iyi performans sergiler. Hemen 566 ve 50 kuruşa var, 700'e var, 7 milyar, 2 milyara var, 291 lira varmış pardon. 2 milyar 9, 2 mi, 2, söylemedim, 291 lirayı alalım. Biz hemen 20 milyarı geçecek demiştik. Sabit diski alalım. Sabit diskide hangisini alalım? 10.000 euro var. Anasını satayım. Bir bilgisayar parası. Daha doğrusu bilgisayar geçkin para. 20.000 ya. Ondan sonra 6.000 ya. 12.000 ya. Bakın gördünüz mü? Bu da çok önemli çünkü. Sabit disk olmadan bilgisayarınızı nereye aktaracaksınız? İçindeki bilgileri aktaramazsınız çünkü. 18 terabayt, 12 terabayt, 10 terabayt, bize 10 terabayt yeter çünkü neden fazla terabayt gerekmez çünkü hani fazla bir şey yapmayacağımız için bize 4-5 terabayt bile yeter. 1 terabayt genelde hep konuluyor. 2 terabayt varmış bu arada.
Rapalısı pahalı, tuzlu. Hemen biz dediğimiz gibi şu kan tarafı 6 dakika sürüyorum. Alalım başka. Ha bak burada da varmış. Kaç terabayt? 2 terabayt ama. Tamam. Bize 2 terabayt yeter. 1 terabayt genelde konuluyor. Ama insanlar için faydamız olursa 10 terabayt ne yeter ya? Dediğim gibi 20 binleri geçecekti sanırım. Zaten geçmiş 6 şey. Daha tüketecek. 6 milyar 781 lira 30 kuruş. Bunu alalım hemen. Onunla bize ne kaldı şimdi? Ses kartı. Ses kartı 27 milyar oldu arkadaşlar. En ucuzundan 27 milyar. Fazla bir şey istemiyoruz. Şu 1 milyarı alalım. Başka ne var? Monitörlerimiz var. Monitörlerde hemen arkadaşlar hemen en baştakini alalım. Şöyle 28 mi? 30'u geçti galiba. Hemen bunu da aldık. Klavyeye geçelim. Klavye farklı bir şeyler yapmamıza gerek yok. Klavye sadece bir şey olduğu için sadece bir şey yapmamız gerekiyor. Evde kullanmadığınız klavye falan onlar da olsa da olur. Fark etmez. Bakın şurada 866 ve var bir tane. Başka şurada 866 ve uygun bize 32 milyar oldu. Çok güzel para anasını satayım. Neyse ağzım uçtu da pardon. Pardon arkadaşlar. Filmeyim. Fişat. Fişat. Filmemize gerek yok. Hanım. Neyse. Hemen geçiş yapalım. Oğuzlara bakın. Oğuzlar bir de yapalım. Şurada 352 lira bir tane oğuzlar var. Onu da alalım. 32 milyarı geçti. 32 milyarı geçti. Hatta 33 milyar olacak şu an. Evet, 33 milyar oldu. Şurada bir tane mousepad'imiz var. Mousepad'e gerek yok aslında. İsteyen alabilir, isteyen alabilir. Fark etmez benim için. Çok iyi bilgisayar toplamak için uğraşıyorum arkadaşlar. Bu da şurada mousepad'imiz. Defterde kullanabilir arkadaşlar. Gerek yok aslında mousepad'i. Bunu mousepad'i istemiyoruz arkadaşlar. Mousepad'i istemiyorum. Kulaklığa geçelim. Kulaklık en değerli bir şeyimiz bizim. Sesimizi daha iyi algılayabilirim. Oyunlarımızı daha iyi keşfedelim. Oyunlarımızda ses gelmesini ve bizim kulağımıza ses gelip bizi daha iyi heyecanlandırıp oyuna performans sergileyelim diye var ve sesleri duyalım diye. Neyse şurada en ucuz hangisi bakalım diye. Şurada en ucuz kullanamıyorum ben. En ucuz da şurada galiba sanırım. Şurada. Evet. 1924 lira. 2000 lira bir şey işte. 2000 lira şu kulaklığı alalım. Ve geldik kulaklık standı. Kulaklık standına da gerek yok aslında. Kulaklık standına da gerek yok. Es geçelim onu. Ses sistemi. Ses sistemlerine de sınırım gerek yok. Ben istemiyorum ses sistemi. Ona da gerek yok. Kameraya gerek yok. Çünkü bilgisayarın kendi kamera şeyi var. Mikrofon
Mikrofon en değerli bir şey. Ses aslında mikrofona göre kulaklığın içinde mikrofon var zaten. Ona boşu boşu para vermeye gerek yok. Şöyle hemen görüntü aktarıcı. Buna da gerek yok. Görüntü aktarıcıyı ne yapacaksınız? Ama görüntü gelmeden basit arkadaş. Neyse. 35 milyar olmuş zaten ama satayım. Bunu da gördüm. Bunu da keseceğim. Görüntü. Yayın perdeleri. Yayın perdeleri ne gerek yok. Başka bakıyorum. Oyun koltukları. Virus. Güç kaynağına geçelim. Güç kaynağı olmadan olmaz. Şurada. Güzel bir güç kaynağı yatı uygun. 857 lira bir tane buldum. Tamam. Güç kaynağını da aldık. Taşınma dedik. Buna gerek yok. İşletim sistemi. İşletim sistemine de şurada en uygunu bu da Microsoft Office sistem. Ve arkadaşlar Office yazılım burada aldık ve en uygun bize kaç para denk geldi? Yani 38 milyar 556 lira 31 kuruş bize toplam maliyeti oldu. Kendi topladığımız bilgisayarımız bu şekilde. Benden iyi toplayanlar da olabilir. İyi ucuza toplayanlar da olabilir. Ben en ucuz şekilde toplamaya çalıştım. 38 milyar 556 liraya 31 kuruş topladım. Videomu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, bildirim zilini açmayı, abone ve like atmayı, kanalıma takip etmeyi ve bir sürü açıklama kısmında Instagram, TikTok ve Twitter, Instagram bunların kanal linklerini paylaşacağım. Oradan da bizi takip etmeyin. Unutmayın TikTok'ta sürekli TikTok'ta performans sergiliyoruz. Rajon ve oyun videoları ve üzerine eğlence yapıyoruz. Canlı yayınlar yapıyoruz. Bize katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Instagram'a da bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.